Zafer'in yıl dönümünü kutluyoruz. Pekala, zaferler nasıl yazılır? Yani tarih nasıl oluşur? Ve tarih oluştuktan sonra tarih yazarları tarihe nereden bakar, nasıl kurgular ve bize nasıl aktarır? Yani 18 Mart kahramanlarını bize ulaştıran tarihçiler izledikleri metot. Evet, Profesör Doktor Mesut Uyar'dan Antalya Bilim Üniversitesi'nden hocamızı bu konudaki bilgileriyle baş başayız. Merhaba, ben Profesör Doktor Mesut Uyar, Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Öncelikli olarak 18 Mart Üniversitesi'ne bu konuşmayı yapmak için davet ettiklerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi 18 Mart'ta oldukça standarda binmiş bir konuşma ve söylem durumu var. Ben onun biraz dışına çıkmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ilk 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlaması, anması 1916'da Çimenlik Kalesi tabyasında gerçekleştiriliyor. Yani savaş esnasında ilk anmalar başlıyor. 18 Mart Deniz Zaferi'nin önemli günü. 18 Mart'ın seçilmesi bilinçli bir tercih. Muhtemelen bu tercihte Çanakkale'de kazanılan zaferin İstanbul'un güvenliğini sağlaması ve tabii devasa boyuttaki İtilaf Devletleri, İngiliz-Fransız donanmasının zırhlarına karşı verilen bir zafer görsel açıdan daha önem kazanan bir yapıda. Oysa biliyorsunuz ki kara muharebelerinde çok daha fazla zayiat var, çok daha uzun süre devam ediyor. Ve aslında Çanakkale muharebeleri dediğimiz şey gerçekte karada gerçekleşen muharebeler. Fakat Osmanlı Devleti, o zamanki yöneticiler, özellikle Enver Paşa, kara zaferlerinin önemli günlerinden birini değil de deniz zaferini 18 Mart'ı seçmiş. Bu tabii o dönemki yapılmış bir tercih ve bu tercih Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Tabii buradan şöyle bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Her 18 Mart anma törenlerinde yapılan konuşmalarda özellikle deniz zaferine vurgu yapılıyor ve karada gerçekleşen muharebeler büyük ölçüde ihmal ediliyor. Diğer önemli bir gelişme ise 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 Mart'ı Şehitler Günü olarak kabul etti. Yani sadece Çanakkale değil, bütün savaşlarda verdiğimiz, günümüzde de vermekte olduğumuz şehitleri anma günü olarak kabul etti. Dolayısıyla 18 Mart epey bir kapsam ve boyut değiştirdi. Gerçi bu Şehitler Günü anması son dönemde Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı poster ve afişlerin ötesinde çok bir şey taşımıyor. Ne yazık ki Şehitler Günü gerçek önemine haiz bir şekilde anılmıyor. Aslında bunu Çanakkale'nin anma törenleri dışında bir şekilde değerlendirmek çok daha faydalı olacak. Bugün size anma törenlerinden ziyade bir askeri tarihçi olarak Çanakkale muharebelerinin tarih yazımından bahsetmek istiyorum. Özellikle resmi tarih yazımından bahsetmek istiyorum. Şimdi başlangıçta, yani 1. Dünya Savaşı esnasında Çanakkale muharebelerine büyük önem verilmiş. Hatta muharebeler devam ederken Enver Paşa bu muharebelerde gerçekleşilen kahramanlıkların tarihe, edebiyata kalması için, kalıcı eserler verilmesi için Heyeti Edebiye adı altında yazar, şair ve aydınlardan oluşan bir grubu muharebeler devam ederken cepheye göndermiş ve onlardan kalıcı bir takım eserler vermelerini beklemiş. Fakat ne yazık ki bu gerçekleşmemiş. Yani yazılan birkaç gazete yazısı ve şiirin ötesinde ciddi bir eser bu çabadan doğmadı. Gene Enver Paşa aynı dönemde ressamları seferber ederek Çanakkale ve 1. Dünya Savaşı'nın önemli muharebelerini sanata aktarılması için de bir çaba sarf etmiş. Bizim açımızdan önemli olan konu ise 1911'de kurulması planlanan ama bir şekilde kurulmayan Harp Tarihi Dairesi Genelkurmay bünyesinde işte Çanakkale Zaferi'nden sonra kuruluyor 1916'da.
ve Hattari Dairesi'nin kurulma gerekçelerinden bir tanesi Çanakkale Muharebelerinde kazanılan zaferlerin yazılması. Ve Hattari Dairesi ilk hazırladığı eser de Çanakkale Deniz Muharebeleri ile ilgili hazırlanmış müsvedde bir eser. Ne yazık ki şimdiye kadar birkaç tane tarihçi dışında hiç kimsenin bilmediği bu eser epey ihmal edilmişti. Sağ olsun 18 Mart Üniversitesi tarih doktor öğretim üyesi Barış Boğdat yakın bir tarihte bunu yayına hazırladı. Yakın bir tarihte yayınlanacak. Böylelikle bu önemli. Bizim ilk resmi askeri tarihimizde okuyucularına kavuşmuş olacak. Tabi savaş esnasında tarih yazmak oldukça güç ve 1917'nin ikinci yarısından itibaren savaşın safahatının da kötüye gitmesi bu yazım faaliyetlerini büyük ölçüde engelliyor. En azından durduruyor bile diyebiliriz. Fakat ilginç bir şey, Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra mütareke döneminde Harp Tarihi Dairesi yeniden teşkilatlandığında yazım faaliyetlerine tekrar başlıyorlar. Ve gene Çanakkale ön planda. Harp Dairesi'nin o dönemde önemli adamlarından biri olan Süleymaniyeli Binbaşı Mehmet Emin Bey, bu yazım faaliyetlerine büyük rol oynuyor ve kendisinin başkanlığı yaptığı bir grup Çanakkale Muharebatı kitabını hazırlıyor ve 1922'de bu yayınlandı. Gene Mehmet Emin Bey o dönemde Harp Akademisi'nde de öğretmenlik yapıyor. Çanakkale Muharebelerinde önemli görevler almış, kurmay subayları da Harp Akademisi'ne davet ediyor ve bunlar kendi katıldıkları cephelerle ilgili olarak sunumlar yapıyorlar. Mesela Binbaşı İzzet Çalışlar Alabanı Muharebeleriyle ilgili bir sunum yapıyor. İşte diğer kurmay subaylar Çanakkale'nin farklı cephelerle ilgili sunum yapıyor ve Mehmet Emin bu sunumda da konferansta verilen metinleri o dönemde Harp Akademisi'nin dergisi olan Erkan-ı Harbiye Külliyatı bünyesinde yayınlıyor 1920 yılında. Mütareke döneminde tarih yazım faaliyetleri tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın bitişiyle sona erdi. 1923 sonrasında Harp Tarihi Dairesi yeniden teşkilatlandı, yeniden kuruldu. Ve Çanakkale'nin tarih yazımında olan ilgi devam etti ve 1923 sonrasındaki resmi askeri tarih yazımında özellikle Mareşal Fevzi Çakmak çok büyük rol oynadığını görüyoruz. Mareşal Fevzi Çakmak artık epey küçülmüş olan Cumhuriyet ordusunun sağlam temeller üstünde oturabilmesi için geçmiş muharebelerin iyi bir şekilde analiz edilmesi, hem kağıda dökülmesi hem de yeni yetişen subaylar ve askeri birliklerin bunlardan istifade ederek pratiğe dökülmesini, yani kullanılmasını istiyor. Ve bu çerçevede savaşlara katılmış, önemli görevlerde bulunmuş çeşitli subaylara görevler veriyor. Katıldıkları muharebeleri resmi tarihini yazmalar için. Hem kendi anılarını, bilgilerini, belgelerini kullanacaklar hem de Genelkurmay arşivindeki, devlet arşivlerindeki bilgi ve belgelerden istifade edeceklerdi. Bu konuda o dönemdeki Alman askeri tarih yazımından etkilendiğini görüyoruz. Yani bizzat muharebelerde görev almış kişinin hem resmi tarih yazması ama bunu yazarken de biraz anı yazar tarzda yazması. İşte baktığımızda bunun Çanakkale ile ilgili ilk örneği mesela binbaşı Sedat Doğruer'in yazdığı 1927'de yayınlanan Boğazlar Meselesi ve Çanakkale Muharebi Bahriyesi'nde Türk Tarafı isimli kitap. Gene 1935'te Şefik Aker'in yazdığı Çanakkale Arabunu Savaşları ve 27. Alay kitabı. Yarı anı, yarı resmi tarih özelliğindeki kitaplar. Bu kitapların tamamını askeri matbaa yayınladı. Genellikle bunlar askeri mecmuanın tarih kısmı 2 olarak yayınlandı. Günümüzde biz bunlara pembe dizi diyoruz. Atasya'nın 1960'lardan itibaren yayınlamaya başladığı beyaz diziden ayırt etmek için.
Ve bu kitaplar da büyük ölçüde istifade edilmemiştir. En azından bir külliyat olarak. Tabii ki Şefik Aker'in yazdığı kitap çok yaygın biliniyor ama bu seride çıkan başka kitaplar da mevcut. Tabii muharebelerin tarih yazımının yanı sıra bir de genel olarak bütün Birinci Dünya Savaşı'nı veya bütün Çanakkale cephesinin yazılması konusunda da çabalar yapılmış. Bu çabalar her zaman iyi sonuç vermemiş. Örneğin Çanakkale muharebelerinin genel tarihini yazma görevi bu muharebelere katılmamış bir subay olan Kurmay Binbaşı Kadir Perk'e verilmiş. Ve Kadir Perk o dönemin Türk tarih yazım adetinden de etkilenerek çok eski tarihlerden, antik çağdan itibaren Çanakkale coğrafyasında gerçekleşen bütün muharebeleri yazmaya kalkışmış. Kitabının ilk cildi bu işte Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale muharebelerine kadar uzanan yelpazedeki çatışmaları, savaşları incelemekte. Kitabının ikinci ve üçüncü cildi ise Çanakkale muharebelerini inceliyor ama yazımında bir askeri tarihçi gibi değil de popüler tarihçi gibi bir üslup benimsediği için bu kitap yayınlandıktan sonra pek etkili olmadı, unutuldu, gitti. Yani bugün sahaflarda karşımıza çıkan bu kitap aslında istenen ne resmi askeri tarih açısından ne de Çanakkale'nin genel tarihi yazım açısından faydalı oldu. 1940'lara kadar bu çabanın devam ettiğini görüyoruz. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, 1944'ten sonra Fevzi Çakmak'ın emekli edilmesi, 1945 sonrasında Türkiye'nin yeni tehditler, özellikle Sovyetler Birliği tehdidiyle karşılaşıp Soğuk Savaş döneminde NATO ittifakına girmesi, ordunun tekrar yeniden yapılanması sürecinde Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili askeri tarih yazımı büyük ölçüde ihmal edildi. Önemsenmedi. Tabi o dönemde nükleer silahların varlığı, yeni muharebelerin eski muharebelerden tamamen bağımsız çok farklı şekilde olacağı şeklinde beklentiler de mevcuttu. Bu durum ancak 1950'lerin sonunda değişmeye başlıyor. Önce Fahri Belen'in meşhur 5 ciltlik Dünya Savaşı'nda Türk Harbi, Dünya Harbi'nde Türk Harbi serisi çıkıyor. Ardından 1960'tan itibaren bizim Atase Beyaz Dizi dediğimiz Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı'nın resmi tarih serileri ortaya çıkıyor. Çanakkale ciltlerinin oldukça geç bir tarihte yazıldığını fark ediyoruz veya basıldığını fark ediyoruz. İlk yayınlanan 3 cilttir. Beyaz Dizi'de Çanakkale'ye ayrılan yer. Birinci cilt Deniz Muharebeleri'dir. O en geç basılmıştır. 1993'te. İlk basılan cilt Kara Muharebelerin ilk kısmını içeren ikinci cilttir. İkinci kısım diye geçer. Bu 1978'de basılmıştır. Kara Muharebelerin son safhasını inceleyen üçüncü cilt ise 1980'de basılmıştır. Tabi ne yazık ki Atase bunların yazım süreciyle ilgili evrak vesaireyle malzemeyi tasnif edip araştırmacıya açmadığı için hangi aşamalardan geçtiğini tam bilmiyoruz. Fakat bu yazım sürecinin en azından 1960'lı yıllarda başladığı ve çeşitli sebeplerle yayın sürecin çok geç bir tarihe kaldığını görüyoruz. Yakın tarihte Atase bu ciltle tekrar gözden geçirip tekrar yayınladı ama içerikte önemli bir değişiklik olmadı. Yani yeniden bir yazım değil de yazım hatalarının düzeltilmesi, işte basımı bitmiş bir kitabın tekrar basılması şeklinde bir özellik kazandı. Ondan beri resmi tarih cephesinde Çanakkale ile ilgili önemli bir çalışma ne yazık ki yok. Fakat bütün bu Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başlayan Çanakkale muharebelerinin tarih yazımı sadece resmi tarihte, resmi askeri tarihte gerçekleşmedi. Aynı dönemde popüler kitaplar yayınlandı, ders kitapları çıktı ve her şeyden önemlisi ana kitapları yayınlandı. Çanakkale muharebelerine katılmış subaylar, yedek subaylar, hatta erlerin bile anı yazdığını biliyoruz. O dönemde 1909'dan itibaren Osmanlı ordusu aktif bir şekilde subay ve assubayların gün içinde başlarından geçen olayları muhtıra dedikleri küçük defterlere yazmasını istiyordu. Bununla ilgili
yönetmelik bile çıkartılmıştı. Ve herhangi bir anlaşmazlık çıktığında bütün subaylar ceplerindeki defterleri çıkıp açıp o hadiseyle ilgili ne yazdıklarını paylaşıp sorunu çözmeye çalışıyorlardı. Yani bu bir anı yazma amacıyla değil, askeri olarak kayıtların tutulması amacıyla yapılmış bir uygulamaydı. Fakat tabii bu defterleri tutanlar sadece askeri hadiseler değil, kendi duygu düşünceleri, arkadaşlarıyla başlarından geçenler, evden gelen mektuplardan edindikleri bilgiler, yani çok çeşitli şeyler yazmaya başladılar ve gerçek bir günlüğe dönüştü bu muhtıralar. Ve şu ana kadar Çanakkale ile ilgili basılan anılara baktığımızda sayılarının 100 civarında olduğunu görüyoruz ki bence aslında bu buzdağının gözüken kısmı aile arşivlerindeki, devlet arşivleri, kütüphanelerdeki basılmamış anıları hesaba kattığımızda sayının çok çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani yakın gelecekte her sene daha fazla Çanakkale anısı ve günlüğüyle karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Ancak bu konuda şöyle bir şey söylemek lazım. Tabii ki bu tip kitap basımları hep bir arz taleple alakalı bir konu. Örneğin 1923'te Kurtuluş Savaşı bittiği dönemde hem okuyucular hem devlet daha çok Kurtuluş Savaşı ile ilgili yayınlara ilgi gösteriyordu. Ve bakacak olursak o dönemde bu tip çok kitabın yayınlandığını görüyoruz. Çanakkale ile ilgili veya Birinci Dünya Savaşı ile ilgili anı yayınlanmasının daha çok 1940'lı yıllardan sonra başladığını görüyoruz. Asıl patlamanın 60'lı yıllara kadar sarktığını görüyoruz. Fakat gene okuyucunun bu kitapla çok büyük bir ilgisi yok. 1950'li yıllarda birçok gazetede değişik muharebeler, bunun içinde Çanakkale'de dahil, tefrikalar halinde yayınlandığını biliyoruz. Yakın zamanda bu tefrikaları toplayarak kitap haline getirip yayınlanmaya başlandı. Yayınlanmamış olanları da mevcut. Toplumun bu konuya ilgi göstermeye başlaması 1970'li yıllar. Önce Kurtuluş Savaşı'na yönelik bir ilgiyle başlıyor. Daha sonra bu ilgi 1980'lerde Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale'ye yöneliyor. Önce eski yayını bitmiş kitaplar fotokopi halinde ya da teksir edilip biraz korsan diyebileceğimiz tarzda basılıp dağıtılmaya başlanıyor. Bunun okuyucular arasında büyük ilgi görmesini fark edenler bazı yayın evleri o tarihte hiç yayınlanmamış bir takım anıları basmaya başladılar. Ve ardından patlayan taleple beraber büyük yayın evleri de bu sürece girdi. Yani son 40-50 yılda aslında Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale ile ilgili birçok anı basıldı. Ve biliyorsunuz 2015 100. yıl öncesinde Çanakkale ile ilgili gerçekten bir yayın patlaması yaşandı. Birçok anı kitabı basıldığı gibi birçok telif eser de yazıldı ve basıldı. Fakat işte bu da zaten konuşmamın son kısmını teşkil edecek. Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Sıkıntımız da şu. Çanakkale konusunda yazılanlar artık birbirini tekrar eder boyuta taşındı. Ne yazık ki Atase'nin 1970'lerin sonu 80'lerin başında bastığı kitapların ötesinde yeni bir resmi askeri tarih yazımı gerçekleştirilmedi. Mevcut arşiv belgeleri tam anlamıyla okuyucuların, araştırmacıların hizmetine sunulamadı. Yani ben de bir araştırmacı olarak defalarca değişik arşivlerden istifade ettim. Yani bir İngiliz arşivine gittiğinizde katalogdaki mevcut bir sürü belgeyi hızlı bir şekilde edinip bakma şansını yakalarken bizim arşivlerde bu süreç çok daha yavaş. Tabi süreç yavaşlayınca arşiv belgelerin hepsine ulaşmanız mümkün olmuyor. Diğer bir konu, bu çapta büyük bir çaba devlet desteğiyle, ciddi parasal desteklerle, üniversite desteğiyle yapılması lazım. Ne yazık ki bunlar yapılmadı. Dolayısıyla son dönemde çok ciddi çabalarla üretilse de yazılmış kitaplardaki önemli bir eksiklik mevcut belge ve bilgilerin tamamının kullanılamaması. Tabii bu Çanakkale'de biraz farklı bir boyut taşıyor. Örnek olarak Çanakkale Deniz Muharebeleri ile ilgili elimizde birçok şey olduğunu düşünüyoruz. Ama Müstahkem Mevki'nin cirideleri daha yeni yayınlanabildi. Ve bu cirideler'deki bilgiler daha yeni
araştırmacılar tarafından etkin bir şekilde kullanılabilecek. Daha yayınlanmamış belgelerde, daha açılmamış belgeler hesaba kattığınızda Deniz Muharebesi gibi hakkında bir sürü kitap, makalenin yazıldığı bir konuda bile ciddi bilgi eksiklikleri olduğunu herhalde biliyoruz. Kara muharebelerine taşıdığımızda ise işi Atatürk faktöründen dolayı Arıburnu Anafartalar bölgesiyle ilgili daha çok çalışma yapıldı. Fakat bir asıl muharebelerin yaşandığı, çok ciddi kayıpların yaşandığı ana cephe Seddülbahir ile ilgili yapılmış çalışmalar çok kısıtlı. İşte madem ki bunun artık bu tarihte 2021'de resmi askeri tarihinin tekrar yazılamayacağını düşünecek olursak bu işi aslında büyük ölçüde üniversitelerin üstlenmesi gereken bir sorumluluk haline geliyor. Çünkü bireysel tarihçilerin, araştırmacıların kendi çabalarıyla bu kadar büyük kapsamlı bir şey yazması pek mümkün değil. Neden bu konu önemli? Biz aradığımızda, baktığımızda referans özelliği taşıyan bir kitap eksikliği hissediyoruz. Yani şu tarihte şurada ne oldu bilgisini tek bir kitaptan sayfalarını açıp bulmakta büyük bir güçlük çekiyoruz. Bununla ilgili bir sürü itilaflı görüşler var. İşte bu itilaflı görüşlerin belgeler bilgiler kullanılarak elden geçirilmesi bir referans eserinin ortaya konmasına ihtiyaç var. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu davet için tekrar 18 Mart Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum.